Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Windows 10 kurulumu için bir flash disk hazırlayacağız. Bunu EFI tarzında hazırlayacağız. Yani daha çabuk yüklenen ve daha çabuk açılan bir Windows kuracağız sizlerle. Ancak burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Anakartınız EFI kurulumunu destekliyor mu, desteklemiyor mu? Bunun için anakartınıza bakabilirsiniz. AYDA 64'ü yükleyerek EFI kurulumu destekleyip desteklemediğini görebilirsiniz. Bir diğer söyleyeceğim de, eğer Intel'in ikinci nesil ve sonrasındaki işlemcilerini kullanan bir bilgisayarınız varsa, sizin anakartınız EFI kurulumuna uyumludur demektir. Şimdi kurulum işlemlerine başlayalım. Öncelikle sisteminizin 32 bit mi 64 bit mi olduğunu biliyorsunuzdur ama bilmeyenler için hemen şuradan bu bilgisayardan sağ tık yapıp özellikler dedik. Bakın burada 64 bit olduğu yazmakta. Kurarken buna dikkat edeceksiniz ve indirirken. Şimdi öncelikle Windows'un kurulum dosyalarını, Windows 10'un kurulum dosyalarını indireceğiz arkadaşlar. Daha sonra da Rufus diye bir program var. O programla kurulumu gerçekleştireceğiz. Yani indirdiğimiz dosyayı flash diske atacağız. Windows 10 indir yazıyoruz Google'a. Bu bağlantıları ben alttaki açıklama linkine de yazacağım. Oradan direkt açıklama linkine gidip indirmeleri yapabilirsiniz. Bakın Windows 10 disk görüntüsü ISO Microsoft.com.tr diyor bakın. Burada en üstteki Microsoft'un sitesine gidin. Diğer sitelere gitmeye gerek yok. En garanti, en güncel, en iyi site bu. Hemen güncelleyin diyor. Bir de aracı şimdi indirin diyor arkadaşlar. Biz aracı şimdi indirin düğmesine basacağız. Aracı indirmek yerine hemen çalıştıra basalım. Siz kaydet de diyebilirsiniz. Ve gördüğünüz gibi araç çalıştı. Evet'e basıyoruz. Ve bunu indirelim artık. Şimdi birkaç şeyi hazırlıyoruz diyor. Biraz bekleyeceğiz bu aşamada. İndirme süresi bağlantı hızınıza göre değişecek arkadaşlar. Birkaç şey hazırlıyoruz diyor. Burada kısa bekliyoruz. Burada reddet, kabul et, kabul et diyoruz arkadaşlar bunu. Kabul et dedikten sonra tekrar birkaç şeyi hazırlıyoruz diyor. Burası önemli arkadaşlar. Yani buradaki aşamaları doğru yapmalısınız. Yanlış şeyi işaretlerseniz kurulum flaşında, Windows 10 kurulum flaşında yanlış hazırlayabilirsiniz. Burada da dikkatli olmamız gerekiyor. Şimdi karşımıza gelen benden ne yapmak istiyorsunuz diye soruyor arkadaşlar. Bu bilgisayarı şimdi yükselt veya başka bir bilgisayar için yükseltme medyası hazırla. USB, flash sürücü, DVD gibi şeyler diyor. Biz alttaki seçeneği başka bir bilgisayar için olanı seçiyoruz ve ileri diyoruz. İlerledikten sonra burada Windows'un dili, hangi tip Windows olduğu, kaç bit olduğu zaten bakın. Bilgisayarımız 64 bit olduğu için 64 biti seçti. RAM'iniz 4 GB ve üzeri ise zaten 64 bit Windows 10 kullanacaksınız. Bu bilgisayar için önerilen seçenekleri kullan seçeneği işaretli zaten. İleri diyelim. Şimdi burada USB flash sürücü diyor ve ISO dosyası diyor arkadaşlar. Biz USB flash sürücü değil ISO dosyasını seçeceğiz. İleriye basacağız. Burada bize dosyayı nereye indireyim diye soruyor. Ben burada belgeleri seçiyorum ve kaydete basıyorum. Birazdan dosyaları indirmeye başlayacak. Bakın indirme durumu %0 diye başladı. İndirmenin ne kadar süreceği internet hızınıza göre değişiklik gösterecektir. Arkadaşlar işlemimizin tamamlanmasına kısa bir süre kaldım. Gördüğünüz gibi yükleme %93'te. Bizim elimizdeki USB 3.0 flaşımız 3.0 olması şart değil ama işimizin daha hızlı olması için önemli. 4 GB boyutunda bir USB 3.0 flaş bize yeterli. Ancak elinizde bulunan flaşı da kullanabilirsiniz. Hani illa USB 3.0 olsun diye yeni bir flaş almanıza kesinlikle gerek yok. İndirme tamamlanınca burada tekrar son butonu veya ileri butonuna basacağız arkadaşlar. Ve Rufus programıyla Rufus programının nerede indireceğini açıklama bölümünde sizlere yazacağım. Bu programla flash diskimize bu ISO dosyasını yazacağız. Windows 10'un ISO'sunu yazacağız. Ve yazdıktan sonra da
Bilgisayarı yeniden başlatıp boot menüsünden flash üzerinden başlat yapacağız arkadaşlar. Windows kurulumunu şu an için göstermeyeceğim. Onu bir başka videoda sizlerle paylaşacağım. Bu şimdilik sadece Windows 10 kurulum flaşı hazırlama videosu olsun. Diğerini de çektiğimde şurada bir yerde kartlara, videonun açıklama bölümüne koyarım arkadaşlar. Böylece siz de Windows 10'un nasıl yüklendiğini öğrenmiş olursunuz. Şimdi gördüğünüz gibi %99 oldu. Birazdan dolacak. İlerleme durumu %99 diyor. Sonra burada tekrar %0'a düştü ama bu hazırlanıyor anlamında. Arkadaşlar birazdan tam anlamıyla indirme işlemi tamamlanmış olacak. Biz Windows 10 flash'ımızı hazırlamak için bir sonraki adıma, yani Rufus programıyla flash diske atma adımına geçeceğiz. Arkadaşlar Windows 10 medya dosyasının oluşturulmasını da %98 seviyesine geldik. Birazdan medya dosyası oluşturulacak ve oluşturuldu arkadaşlar. Şurada sağ alttaki son butonuna tıklıyoruz ve medyamız oluşturuldu. Şimdi gelelim Rufus programını indirmeye arkadaşlar. Hemen tarayıcımızdan Google'a girelim ve buraya Rufus yazalım. Rize, Urfa, Fatsa, Urfa, Samsun şeklinde Enter'a basalım. Şurada en üstte çıkan https rufus.ie sitesine gidelim. Ve şöyle aşağılara doğru inelim. Bakın burada indir kısmı var. Burada Rufus 3.6 Portable. Ben bunu indiriyorum. Kurulumlu olmasına gerek yok. Zaten bir kere kullanacağız. Zaten açıklamada linklerini de yazacağım. Sonra bakın Rufus programımız burada. Buna çift tıklayıp çalıştırıyoruz. Bizden yönetici izni istiyor. Evet'e basıyoruz ve açıldı. Şimdi arkadaşlar burada zaten flash seçili. Otomatik olarak flash'ı seçiyor. Ancak seçili değilse de siz elle seçersiniz flash diskinizi. Daha sonra buradan seç bölümü var. Bakın sağda. Seç bölümüne bastıktan sonra nereye indirmiştik Windows'un kurulum dosyasını? Belgeleri mi? Belgelerden Windows seçiyoruz bunu ve aça basıyoruz. Bu buraya eklendi şimdi. Standart Windows yüklemesi. Bunu ellemiyoruz. Burada MBR ve GPT isimli iki seçeneğimiz var. UEFI kurulumu yapacağımız için biz GPT'yi seçiyoruz. Ve burada da UEFI seçili olacak arkadaşlar. Bu da başka yapacağımız bir şey yok. Flash diskinizin içinde bir şey varsa flash diske format atılacak. O yüzden içinde önemli bir şey bırakmamanızı öneriyorum. Ve buradan başlata tıklıyoruz arkadaşlar. Şurada başlat seçeneği var. Tıkladık başlata. Burada bize uyarı veriyor. Diskinizin içindeki her şey silinecektir. Ona göre yani diyor. Bize tamam diyoruz. Ve dosyaları, ISO dosyalarını, Windows'un kurulum dosyalarını flash diskin içine yazmaya başladı. Gördüğünüz gibi bu işlem de yine flash diskinizin hızına göre, yani 3.0 mı yoksa eski bir flash disk mi, ona göre süresi değişebilir. Şu an için %10 civarlarında falan herhalde. Gördüğünüz gibi hızlı ilerliyor. Bizim flash diskimiz USB 3.0 flash disk olduğu için gayet hızlı ilerliyor. Bu aşamada anlatacak bazı şeyler de var. Flash diski oluşturduktan sonra yine burada son seçeneğine basacağız ve çıkacağız. Çıktıktan sonra eğer Windows'unuza format atacaksanız, kısaca anlatayım. Tekrar videosunu çekeceğim ama Windows'unuzu yeniden başlatıyorsunuz. Yeniden başlatırken de BIOS ayarlarına giriyorsunuz. İşte benim bilgisayarımda Asus F2 tuşuyla BIOS'a giriliyor. Sizinkinde o tuş farklı olabilir. Delete olabilir. Başka F tuşlar olabilir. Siz bunu Google'a, işte laptopunuzun ya da bilgisayarınızın anakartınızın marka modelini yazarak öğrenebilirsiniz. Girdikten sonra BIOS'a boot ayarlarından birinci boot seçeneğine USB flash sürücüsünü seçmelisiniz ve kaydedip çıkmalı bilgisayarı öyle yeniden başlatmalısınız. Bilgisayar yeniden başlayınca zaten flash diskinizin içindeki Windows kurulumunu, Windows ISO'sunu görecek ve direkt olarak kuruluma başlayacaktır. Kurulum esnasında işte dil seçenekleri, işte 64 bit, 32 bit seçenekleri, yine hangi Windows, Windows 10, Windows Pro, Windows 10 Single Language gibi seçenekler var. Bu seçeneklerden birisini yine seçebiliyorsunuz. Kurulumu basit, kolay, oldukça hızlı kurdum ben.
Windows kurmaktan çok da korkmak gerekmiyormuş açıkçası. Ben de çok kısa zaman oldu öğreneli Windows kurmayı. Gayet başarılı bir şekilde kurdum Windows'u. Eğer sizin mesela diyelim laptopunuz var ve kendinize ait bir lisans kodunuz var, lisans key'iniz var. Bunu da önceden bir öğrenin arkadaşlar. Bu lisans key'inizi öğrenmek için çeşitli programlar var. Keyfinder gibi, Keyfinder tarzında. Yani kendi lisans kodunuzu bilgisayarınızın seri numarasıyla beraber anakarta gömülü yani BIOS'a gömülü lisans kodunuzu öğrenebileceğiniz ve bunu bir yere kopyalayabileceğiniz programlar var. O programlardan birini çalıştırın. Bu işlemleri yapmadan önce lisans key'inizde kaybetmemiş olursunuz. Bundan sonraki işlemde de zaten az kaldı. Bu ISO dosyasının flash diskimize yazılmasını bekleyelim. Şimdi yüklememiz tamamlandı arkadaşlar. Bakın burada hazır yazıyor ve buradan kapata basıyoruz. Şu an bizim kurulum diskimiz hazır. Şöyle göstereyim. ESD ISO diye bir isim aldı. İçine de girdiğimizde burada Windows'un kurulum dosyaları mevcut. Bu şekilde bu flaşı güvenle kaldırın ve Windows'unuzu kurmaya başlayan arkadaşlar flaşı güvenle kaldırdık. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan Twitter, Facebook, Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Diğer videolara göz atmak için ekranda yer alan küçük resimlere tıklayabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomuza yorum yazmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Esen kalın.